Şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain, ala Resulina Muhammedin selavat. Resul o kadar mevzu var ki, kokudan, sirayetten, boyut, zaman, kelam, varlığın, yani biz bedenin içinde değiliz, beden bizim içimizde, o ben olan ben vesaire. Fakat pek olmayan, pek kimsenin hatırına gelmeyen hac var ya, ama genel bir kanun, İslami alamette, bunu birkaç defa yapmıştım bunu. Fakat bu farklı biraz. Bizzat yaşayarak mescitlerin anlamı, ondan sonra savaşların, Ümre'nin, Hendek Savaşı, Ümre, Telbiye, bunları yani bir şey yapayım. En azından ufkunuzda İslami diğer sembollerin de böyle anlamı olduğunu. Şairleri. Zaten Şair-i-Lillah diye ayette geçiyor. Ondan sonra Hira ne demek? Arafat ne demek? Ben size ama böyle şey olur. Safa, Suret, Telbiye, İhram, Hac. Bunlara ait ben size güzel bir şey söyleyeyim. Buna ait ben 4-5 tane, 5-7 tane dersim var. 7 tane semboller hakkında. Onlardan pek bahsetmeyeceğim. 7 tanenin dışında bu. Güzel tarafı şu. Orada biz şirketle götürmüşlerdi. Ben de bir grubun hocasıydım. Baş hoca başkaydı. O vaaz ederdi. Çok hoşunuza gidecek bir şey söyleyeceğim. Adam oraya gelmeden önce internetten araştırmış. Hacın hikmetlerinden. Çoğu yerlerini tıpatıp benden almış. Bu Nur dersinden almış. O insan o kadar keyif alıyor ki. Yani aldığında demiyor kendi şeyiymiş gibi böyle. Ama cümlemi hatırlıyorum tabii. O garibine gitmişti yani. O bir hatıramı da söyleyeyim. Çünkü bunlar ancak tefekkürlü bir kafada oğlum yani. Öyle zahir hem de Vehhabi tipli bir hoca bu. Batını hiç bezi olmazlar yani. Zahirciler ya Vehhabiler, zahide neyse o. Onun hikmeti yok. 7 defa dön o kadar gibi. Biraz su dökülmüş sayfalara. Belki bazı yerlerde zorlanacağım ama ondan sonra şey olsaydı, ışığa doğru olsaydı biraz daha şey yapardım. Ama bakayım, Hacın Hikmetleri diye Kuba Mescidi. Efendimizin Mekke'den Medine'ye hicret ederken 14 gün kalmışlar. Mekke'den Medine'ye hicret ettikleri zaman 14 gün bir yerde kalmışlar. Bu sürede İslam'ın ilk mescidini yapmışlar. Mescit yoktu. İçinde namaz kıldı. Kur'an'da yani 9. surenin 108. ayetinde takva üzerine kurulan mescit şeklinde ifade edilmiş Kur'an'da. Allah'ım. Rahat olun, kameraya takılmayın. Kur'an'da takva üzerine kurulmuş mescit diyor. Ona gireceğim şimdi. Yani bu hakikaten zor bilinen bir şey. Kuba Mescidi, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye hicret ederken Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'a 14 gün bir yerde kaldı mekanda. Bu arada mescit yapılmış. İslam'ın ilk mescidi ve Kur'an'da buna 9. surenin 108. ayetinde takva üzerine kurulan mescit şeklini ifade edilmiş Kur'an'da. Burada kılınan bir vakit namaz bir ümre yapmak gibidir. Hadisi varit olmuş. Şimdi enfusi manası ne demek? Bildin, tamam. Gidenler geziyor. 14 gün kalmış. Kuba Mescidi, ilk mescidi, tamam. Yani falan. Sendeki karşılığı ne? Sende nedir yani bu? Bunlar hep süre. Kanuniyeti sende. Hakikati esmada. Mahiyeti sıfatta. Ne demek bu? Enfusi bir kısım manası.
bir kısmı anladığımız tabii takva ile kurulmuş diye öne çıkarılmış. Kur'an'da bu mescide takva üzerine kurulmuş diyor. Takva. Ne demek yani takva üzerine kurulmuş? Ne demek yani bu? Tefsir falan değil bu. Ben orada anladıklarımı yazmışım. Takva neydi? Meniyattan ve günahlardan iştinab etmekti. 148 Kastamonu. Yani meniyat ve günahlar, defi mefasit, terk-i kebair. Yani bidatlar ve haramlar. Bak takva neymiş? Sabaha kadar namaz kılmak, gündüz oruç tutmak değil. Neymiş? Ustadın tarifiyle, tanımlamasıyla takva meniyattan defi mefasit demektir. Ve günahlardan terk-i kebair. İzah etmiş. 13. lemada Kur'an tezgahında yapılan tekvadan bahsediyor ya. Kur'an tezgahında yapılan tekvada, işte o 148'deki yer yani dediğin yer. Evet. 13. lemada öyle yani diyor ya, 13. lemadaki şeytanın desiseleri zikrediyor. Buna karşısı benim Kur'an tezgahında yapılan takva diyor. Evet. Ondan sonra 148'de onu izah ediyor. Evet, ama çok. O tezgah nasıl yani? Tezgah nasıl? Evet, doğru. Takva meniyattan ve günahlardan iştinab etmek olduğunu, meniyat defi mefasit, meniyat günahlar da terk-i kebair. O zaman Kuba mescidi terklerin simgesidir. Bir şeyden sıyrılmanın simgesidir. Bir şeylerden. İtikat bakımından, hurafelerden, şirklerden, dalaletlerden, eylemsel itibariyle kebairlerden sıyrılmanın sembolik ifadesidir. O bak bir yerden sıyrılıyor, bir yere doğru gidiyor. Takva, meniyattan ve günahlardan iştinab etmek ise, bu da takva üzerine kurulmuşsa, o zaman Kuba Mescidi terklerin simgesidir. Simgesi ki Mekke'yi yani ibadetlerin yapılamadığı yerden hicret terk etmek. İbadet yapılamıyor. Mekke'de hicret ediyor. Zulüme uğruyor. O zaman terklerin anlamı nedir? Kendini yaşayamadığın yeri terk etmek. O zaman Kuba terklerimizi simgeler. Terklerle de ne demek terkler? Dimağın yedi mertebesini aktif edendir. Dimağın yedi mertebesi tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikad. Aktif edip bütüne getirmiş. O Kuba Mescidi böyle. O bir şey adına ilk eylemseldir. Niçin dimağ? Çünkü vahiy kalbe bakmaz ilk. İlk vahiyinin muhatabı dimağdır. Kafadır. Her bir mertebenin biri ifrat, biri de tefrit olmak üzere 14 mertebesi vardır. Kaç gün kalmış? 14 gün. 14 günde bina inşa etmiş. Dimağda kaç mertebe var? 7. İfrat, vasat, tefrit. Vasat ihtina sırat-ı müstakim. O şey yapma. İşte ifrat, tefrit. Tahayyül, her bir mertebenin tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, iltizam, itikad. 7. İfrat ve tefriti zararlıdır. Ne yapar yedi kere iki? 14. 14 günde inşa edilen yani ifrattan tefritten azade hat istikamet bulmuş anlamında. Tamam. Neymiş? Kuba terklerimizin simgesidir. Terklerle de dimağın 7 mertebesini aktif oluyordu. Her bir mertebenin biri ifrat, biri de tefrit olmak üzere 14 mertebesi vardı. Burada da 14 gün kalmışlar. Hicretin simgesi Kuba'dır. Kendinden sıyrılmanın, kendini inşa etmenin adı Kuba. Belki ileride gene gelecek. Yani her gidişimizde farklı şey olmuş. Hepsini keşke Kuba'yı Kuba namı altında hepsini toplasaydım ama o zaman ne gelmişse yazdık. Kuba geldiği zaman gene atıf yaparız. Şimdi şey yapıyorum. Kuba'dan sonra Cuma Mescidi var. Gidenler için o kadar mükemmel bir şey ki bunlar. Orada bunları not alsan. Yani zihniyetin inşası var Kuba.
Yani Mekke'de Medine zihniyetten dolayı şey var. Bu hicret var, kaçış değildir sakın ha. Kendini inşa etmenin hamlesidir. Mesela oruç tutmama halinden tutmaya, kaçış değil. Kendini inşa etmektir. Haşa. Peygamberlerde bu sıfat yoktur. İnşa etmek adına harekettir. Yani eylemsizlikten eyleme dönün. Kuba'dan sonra Cuma Mescidi ilk Cuma namazını kıldırdı Peygamberimizin. Ne demek bu? Tebliğin sosyalleşmesi. Bedevilikten, benliklerden, bene dönme simgesidir Cuma Mescidi. İlk defa orada Cuma kıldırması, düşün bedevi, çölde yani birisi orada, birisi orada. Hayatları kopuk yani, vahşi, vahşi ormandaki vahşi hayvanlar gibi ilk defa bir araya geliyorlar. Yani anlamayız şimdi biz Cuma'nın ne demek olduğunu. Yani bir arada olmanın demek ne demek olduğunu bir anlayayımız. O ilk böyle tufanday böyle hayalin. Vay hepimiz vay bunlar yaşıyor muydu ya? Bu nerenin çölün neresindeydi bu adam ya? Tanışma, bütünleşme, ayrılıkların birbirine zulmetmenin kaldırıldığı sosyalleşmenin simgesidir Cuma Mescidi. İlk Cuma namazı orada kılınıyor değil mi? Evet, ilk Cuma. Kıbleteyn. İki kıbleli demek. Biliyorsunuz kıblemiz Mescid-i Aksa'ydı. Orada değişiyor. Namaz anında değişiyor. Müslümanların şimdi ilk kıblesi değil sakın ha. Bak şimdi. Burada korkunç bir hata yapılıyor. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ydı diyor. Yanlış. Hayır. Müslümanların ilk kıblesi Adem Aleyhisselam'ın kıblesidir ki Mescid-i Aksa ilk değil, kısa bir dönem kıble işlevini yüklenmiş Mescid-i Aksa. Oysa Adem Aleyhisselam'ın ilk kıblesi Kabe'ydi. Kısa bir dönemde o vazifeyi o yüklenmiş. Kısa. İlk önce gene Kabe'ydi. Hayatın bütünlüğü namazla ifade ediliyor. Huzuru ilahiye, hayatın kıblesini koy. Bak, hayatın kıblesine kıbleni koy. Hayatın kıblesi huzur ya, hazır, ha? Namazdır. Namaz hayatın kıblesidir. Yani istikamet. Yani. Evet, hayatın kıblesi namazdır, namazın kıblesi Kabe'dir. Hayatın bütünlüğü namazla ifade. Hayatını nasıl bütünlüğe getirsin? Akraba, bağları, ticaretin, dünya ahiret, akıl ve kalp, zahir ve batın, evvel ve ahir. Bunları ceme getiren tek bir hakikat var, o da namaz. Seni bütüne getiriyor. Hayatın kıblesi namazdır, namazın kıblesi de Kabe'dir. Kabe hayatın kıblesi değil, namazın kıblesidir. Namaz ise hayatın hayatıdır. Hayatının kıblesini kıblene koy. Namazın içinde hayatın içindeyken kıbleni değiştir. Yani namazdayken değiştiriliyor. Yani çok tuhaftır. Şöyleyken tamam mı? Şöyleyken Kabe sağdan sola dönülüyor ya Kur'an yazısı gibi. Şöyle dönülmüş. Yani namazın içinde. Peki namazdan önce niye gelmedi? Namaz hayatın hayatı olduğu için. Namazın içinde kıblen değişiyor. Hayat namazdır çünkü çocuk doğduğu zaman ezan ve kamet getirilir. Biz biliyoruz ki ezan ve kamet namazın sünnetlerindendir. Namaz kılmak. Çocuk namaz mı kılacak? Yok. Peki çocuk sahipleri namaz mı kılacak? Hayır. Neye getiriliyor? Namaza başladı çocuk. Hayatın bütünlüğü namazdır. Peki kıblesi neydi? O okunanlardı işte. Kamet getirildi. Namazın içinde olması bir daha hayatını değiştir, hayatını. Hayatıdır, kıbleteyn, hayatın kendisidir. Cuma Mescidi sosyalleşmenin, Kuba Mescidi
kendini inşa etmenin, yapılandırmanın, haşa kaçış değil, kendini yapılandırma. Yani hayatını değiştirmekte ancak da öyle bir zeminde mümkün yani. Evet. Yani Cenab-ı Hakk'ın ilminin okunduğu bir yerde. Başka? Yani huzur-u ilahide mümkün yani. Huzur-u ilahide mümkün hayatın değişmesi. Evet. Yani dedin ya namazda ve mescitte olması ayrı evet. bir şey yani. Evet ayrı bir şey. Yani mescitteyken önce gelirdi. Namazdan önce vahiy gelirdi. Namazdan sonra vahiy gelirdi. Namazın içinde vahiy geliyor. O anda çevir ya Muhammed yüzünü diyor. Çok tuhaf. İki rekat. Bu tarafa iki rekat bu tarafa. Dünya ahiretin cemidir. Nasıl ki odun, duman ve nur olarak iki unsurdan, insan da nefis ve ruh unsurundandır. Nefis kıblesinden ruh kıblesine döndür demektir. Hayatını nefis kıblesinden ruhun kıblesine döndür demektir. Sonra Uhud şehitliği geliyor. Çok tuhaf. Şehitlik. Su döküldüğü için bayağı şey zarar görmüş kağıt. Sosyalleşmenin sembolüdür Uhud. Yani fiile dökülmüş hali. Yani Cuma Mescidi neydi? Sosyalleşmenin mukaddemesi, öğrenilmesiydi. Uhud ise eylemsel halidir. Sosyal olmanın bütünün iş bölümünün söyleyecek burada sadakatin önemi, Uhud şehitliği, beraber olmanın fiili hali, sadakatin fiili hali, yaşarken mülk ve mülk ve melek neydi mülkün aldatmaması, yani yaşarken madde ve mülkün aldatmamasının simgesi, hakikat kaynaklarına şartsız bila kayıtsız teslim olmayı, bak orada hata yapılmış Okçular Tepesi'nde. Bu nedir o? Hakikat kaynaklarına, peygamber diyor ki beni öldürseler dahi, şehit olsam dahi bu tepeyi terk etmeyeceksin. Kaç defa ikaz etmiş biliyor musunuz? Bak burayı terk etmeyeceksiniz. Benim diyor şehit olduğumu görseniz bile benden emir almadıkça inmeyeceksiniz. Tamam mı? Tamam ya Resulallah. Üç defa mı? Ne demiş? Ama savaş hakikaten zahirde bitti. Bitti zanniyle emir gelmeden indiler. Demek ki hani onları ganimeti, onlara işte aldanan ganimet oldu ya aldatan. Aldatan. Mesela bu noktasında. Demek insanlar da hep Okçular Tepesi. Yani Okçular Tepesi ganimetin simgesidir. İşte sadakatimize zarar veren, laf dinlemememizin sebebi biraz malla ve maddeye düşkünlükten kaynaklanıyor. Benim Kastamonu'da bunun üzerine çok duruyor Üstad. Derdi maişet. Evet. Yani çok kişinin okçuluk yaparken asla sözünden dönmemeyi yapacaksın. Okçuluk mu yapıyorsun? Söz mü verdin Allah? Okçular Tepesi'ndesin şu anda. Okçular Tepesi'ndesin. Asla sözünden dönmeyeceksin. Adeta Uhud hayat okuluymuş. Hayat okulu. Yani eğitim. Yani üç tane şey söyler ya zerreler için vücuda giren bu zerreler. Ya mekteptir diyor, ya kışladır, talimgah, ya askeri işte kışla, ya mektep, ya da şey, mektep, talimgah, mescit der, nurlanır. Adeta Uhud mekteptir. Olmayan yok orada, her şey var inanın bana Uhud. Uhud hayatının, bak ne demek? Orada kadın var, iş bölümü var, taksimul amal var, taksimul mesai var, sadakat var, ihlas var. Her şeyin, yani hayatın var ya hayatın, dünya ve ahiret, mülk, melekut, ebel, ahir, hepsi,
hepsinin yaşandığı bir küçük bütün hayattır Uhud. Bak şimdi. Uhud'u ne demek? Ne işimize yarayacak oraya gidince? Uhud'u hayatının içine al. Hayatının içine alıp anlamlandırmalısın. Şablon gibi hayatına dersler çıkarmalısın Uhud'dan. Her şeye rağmen ayakta durabilmeyi, hatta yapanları, hata yapanları affetmeyi burada öğrenmelisin. Affetmeyi. Allah Resulü 70 tane sahabesinin ölümüne vesile olmuş. Hazreti Hamza da gitmiş. Okçular Tepesi'nin hatasından, bunların hatasından dolayı bu kadar sahabe, güzide sahabeler gitmiş. Savaşın şeklini değişmiş ama sonra da düzeltilmiş. Ama gene affetmiş. Vallahi ben affedemezdim ya. İşte ne diyor? Hata yapanları affetmeyi becermeyi adeta Uhud sosyal hayatımızın mebdeyi gibi her yönüyle anlamlandırıp hayatımıza malzeme çıkarmayı öğretiyor. Uhud Dağı ne yazıyor? Uhud Dağı da olması hesabıyla tek dağ olması hesabıyla tevhidi simgeler. Uhud tektir. Parça parça değildir. Uhud Dağı tek, tevhidi simgeler. Şimdi bakın, orada kadın erkek beraber bulunmuş savaşta, değil mi? Ya işte yaralılar sarmışlar, kadın yapabileceği var. Mektep gibi ya. Ne istersen Uhud'dan çıkar. Hata yapmayı, ondan daha bir katı olur mu? Affetmeyi, iş bölümünü, sadakatı, oraya da bulunabilmek ihlası, canını vereceksin ya, mutlaka öleceksin. O niyetle gitmiş. Uhud mekteptir. Yedi mescit diye mescitler var, 7 tane. O ne demek? Meşveret etmeyi, meşvereti hayatına geçirmeyi, Hendek Savaşı'nın olduğu yerdedir bu. Hendek Savaşı'nın olduğu 7 tane mescit yapılmış. Ne demek bu? Bak, nereden çıkartıyorsun? Meşveret etmeyi, meşverete uymayı, meşvereti hayatına geçirmeyi, Hendek Savaşı'nın olduğu yerde olma sebebiyle meşveretle diman mertebelerine tevhid etmeyi, Hendek kararını orada meşveretle alındı ve eyleme geçirdi. Mesela Hendek şekli, savaşın o şekli, Selman-ı Farisi radıyallahu anh'ın fikridir. Allah Resulü'nün fikri değildi. Meşveret edildi, Allah Resulü'nün fikrine değil de bu Selman-ı Farisi radıyallahu anh'ın fikri galip oldu. Hendek kazıldı. Tamam mı? Bu Hendek'in en öne çıkan sıfatı meşverettir. Kim olursa olsun ehlinin meşverette koyduğu bir şey ehliyse, ehli değilsen bana öyle geliyor, ben öyle zannediyorum, bana göre budur dememeyi, ehline tabi olmayı, nazara almayı, işin ehline bırakmayı ve uygulamayı bize öğretiyor. Hendek'deki şey. Ayette şiar geçmesi. Ayet öyle geçiyor. Şiar, sembol, simge, alamet, işaret anlamlarına geldiğinden şa'irillah, Allah'ın sembolü demiş. Yani demiş ki Cenab-ı Hak ayette şa'irillah, yani Allah'ın sembolleri, simgeleri, alamet, işaretlerini hacın başına sonuna kadar. Diyor ki bunu yapıyorsunuz ama sırf bu böyle, bu semboldür, içeriğine taşının. İçeriğini kendinize taşıyın. Siz taşının. Sırf öyle dönme değil. Nedir? Onu hayatınıza anlama koyun.
hayatınıza taşıyın Uhud'u. Cuma mescidini hayatınıza taşıyın. Yani şairullah yani manaların donmuş hali. Yani o sif şekle itibar etmeyin diyor. Hacın içerisiz olursa hac gittin tıngır 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 gittin. Ne oldu? İçerisiz olursa hac şu olur. Ruhsuz şekilden kalmış olur. Yani hacın açtır ama oysa seni yapılandırması lazım. Çok şey, öyle duygusallık bir hafta iki hafta gidiyor. Ama şu manaları biraz tefekkür ettikten sonra veya orada okursan, burada okuyup gidersen elbette ki bilenle bilmeyenin çeşit olur mu? Her zahir batının dışa vuruşu, her zahirle de batın uyandırılmalı. Yani şairullah ne demek? Her zahir var ya böyle gözüken, mesela suratım, batının dışa vuruşudur. O zaman zahirle batını uyandırmalıdır. Zahire bakınca da batını seyredebilirsin. Hayatını, anlamını anlamsızlaştırırsa hiçbir şeyin gerçek yerini ve değerlerini bilemezsin. Bak, hayatını, anlamını anlamsızlaştırırsa insan, hayatın bir anlamı var. Burada onun için buluyorsun. Anlamsızlaştırırsan hayatını, anlamsız şeyler harcarsan, hiçbir şeyin gerçek yerini ve değerlerini bilemez. Burasını da burası zanneder dünyayı. Burayı da burası zanneder. Hayat da şairdir. Hayat, yaşamak. Beden de şairdir. Sembol olur. Bu ben sembol. Kullanacağım, koyacağım kenara. Bu gömlek gibi. Kullanacağım. Ya eskiyecek ya kirlenip koyacağım işte. Bu da öyle ya. Buna libasa, libas diyor ya usta. Şu bedene libas diyor. Hatta çok garibinize gidecek. 20. sözde imana libas diyor. İman libasını ruhunuza giydiriniz diyor. Çok acayip. İbrahim Aleyhisselam'ın şimdi. Hac, aynı şeyleri yapmakla beraber, hac ne demek? Bir şey yapayım. Cümleyle. Hac aynı şeyleri yapmakla beraber aynı şeyleri terk edenlerin yani aynı şeyleri yaparken aynı şeyleri terk etmenin yaparken bir şey yapmak bir şeyi yapmamaktan sıyrılmışsın. Mesela farzı yaparken haramı terk etmişsin. Nedir o? Namaz kılmamak haramdır. Kılarak haramı terk ettiğin için farzı yapıyorsun. Bunun gibi de aynı şeyleri yapmakla beraber aynı şeyleri terk etmenin toplumsal, sosyal ve zihinsel bir ibadet bütünlüğüdür. Hac çok acayip tarif. Hac neymiş? Aynı şeyleri yapmakla beraber aynı şeyleri terk edenlerin yani çoğu biz hepimiz toplumsal, sosyal, zihinsel bir ibadet bütünlüğüdür. Şekilden manaya geçme zamanı geldi demektir. Şekilden manaya geçtin. Uhud'a gelelim. Uhud. Peygamber ocağın okuludur. Peygamber ocağın ve okuludur. Uhud şehitliğini okumuştuk ya. Yani dedim ya yer yer ikinci gidişimizdeki tespitim. Uhud. Gene Uhud'dayız. Bak şimdi. Peygamber ocağı ve okuludur. Okul demiştik. Raiyet olduğunu, sen amir olmadığını, memur olduğunu, bir yere ait olduğunu, aidiyet ruhunu gelişmesine, amirine, önderine itaat etmenin ne kadar mühim olduğunu devamlı hatırlatıp öğreten daimi bir okuldur Uhud. Mesela ondan diyorum ki, levalar bak. Mesnevi Nuriye, sözler, bunları okuyarak kişi kendisini nurcu hissetmez. Sözler okuyarak nurcu hissetmez kendisi. Mektubat okuyarak hissetmez.
biraz da genelleyeyim. Sırf iman esaslarını yaparak kendisini Müslüman hissetmez, mümin hisseder. Ha, uygulayayım. Layık alan olmadıkça Kastamonu, Emirdağ, kendisini eğer okursa nurcu hisseder. Ne demek? Layıkalar kişiye nereye ait olduğunu anlatır. Aidiyet hissini ruhunu verir. Aidiyet, ben buraya aitim. İslam'ı yaparak ben mümindim, Müslüman oldum. Onun için ayette diyor ki, mümin olduk deyiniz. Veya öyle mi diyor, Müslüman olduk demeyiniz diyor. Veya Müslüman oldum deyiniz, mümin olduk daha demeyiniz. İkisinden birisi de tam hatırlayamadım. Meal bu ayet. Tam hatırlayamadım. Yani İslam'ı yaşarsak Müslümanlığımızı, Müslüman olduğumuzu, oraya ait olduğumuzu anlarız. Ha? İman esasları ruhumuzu, İslam esasları hayatımızı, bedenimizi, benliğimizi, dimağımızı inşa eder. Eylem. Mesela İslamiyet hac. Haca inanmak değil, gitmek, yapmak. Namaza inanmak değil İslam esası. Namaza inanmak değildir. Namazı yapmak, kılmak, vermek zekat, tutmak oruç. Oruca inanmak yok, mak yok. O iman esasındaydı. Allah'a inanmak, peygambere inanmak, kitaplara inanmak. O mak yukarıda, iman esası. İslam'da inanmak yok, eylemdir. İşte Uhud çok acayip ya. Peygamber ocağı ve okuludur. Rayiyet olduğunu, kul olduğunu, memur olduğunu, amir olmadığını, emir kulu olduğunu, amirine, önderine itaat etmenin ne kadar mühim olduğunu devamlı hatırlatıp öğreten daimi bir okuldur Uhud. Başı ile sunu arasında hayatını koyup anlamlandırandır Uhud. Hayatın başı ile sonu, Uhud'u hayatına koyacaksın. Hayatının başı ile sonu ile hayatının içine Uhud'u koyarsan hayatını anlamlandırandır. Malın, mülkün ve ganimetin insanın ne kadar gözünü ve ferasetini örttüğünü tarih boyu ders veren bir okuldur Uhud. Bir daha. Malın, mülkün ve ganimetin insanın ne kadar gözünü ve ferasetini örttüğünü tarih boyu ders verendir Uhud. Berbat ediyor insanı maddenin. Savaş bitti. Ganimet paylaşma zamanı zannedildi. Dünya Uhud'dur. Burası hizmet yeridir, mükafat yeri değildir. Öyle diyor, hatırlarsınız. Mesnedi geçer. Dünya darül hizmettir. Darül hizmettir. Dünya ücret yeri değildir. Ha? Ücret değildir. Ücretini arıyorsun. O zaman neyi, nerede arayacağını bilmediğinden sıkıntı çekersin. Uhud, ehad anlamına gelen tek dağdır. Uhud, tek dağ anlamına gelen, ehaddan gelen dağdır. Uhud, parçaların bütünlüğü, tek tek dağdır. Bu noktadan Uhud, tevhid abidesidir. Peygamberlerin ve onun takipçilerinin tembihlerine sadık kalmayı tarih boyu öğreten öğretmen gibidir Uhud. Bunun bedelini göstererek öğretti. Uhud simgesel okul olduğu için hiç bitmeyecek ders abidesidir. Musa Aleyhisselam'ın Tefarukul Asa mesabesindedir. Tefarukul Asa muhakematta geçiyor. Yani her tarafıyla ders verendir Uhud. Bütünlüğü koru, ayrışma, bütüne ve ben merkezli yaşama,
Senin hayatının şu anı Okçular Tepesi'dir. Şu hayatımız var ya, Okçular Tepesi'dir. Resulullah sana demedikçe inme, inme. Okçular Tepesi'nden inme Yusuf. Okçu Tepesi'ndesin abim. Allah Allah. Okçular Tepesi'dir. Terk etme safını. Hayatın çirkef. Evet. Rakimlerde çirkef. Çirkef. Tamam. Hayatın çirkefinden sıyrıldın. Buraya kadar bin bir türlü zorlukları aşarak tepeni oluşturdun Yusuf. Bu hizmete gelene kadar ne kadar şeyleri terk ettin? Ne kadar zorlukları aştın? Geldin Okçular Tepesi'ne. Tamam mı? Orada savaşanları koruyorsun sen. Buraya kadar hayatın, bak, hayatın çirkefinden sıyrıldın. Buraya kadar bin bir türlü zorlukları aşarak tepeni oluşturdun. Daha inme bu tepeden. Senin gibi ama senin kadar istikametleri için, yani buraya senin kadar istikametleri yok. İstikame istemedik. Senin gibi ama senin kadar istemedikleri için buraya Hacı Ümre Tepesi'ne çıktın, daha inme, terk etme burayı. Herkes Müslüman istiyor ama senin kadar istemedikleri için buraya çıkamadılar Okçular Tepesi'ne. Uhud, peygamber ocağı ve okuludur. İnsanın yetişmesi için malzeme deposu ve zeminidir. Bir öğretiye mutlak itaatle kemal bulacağının provasıdır. Yani mutlaka bir öğretiye, öğreticiye, nedir o? Asıl imamları. 100 senede bir gelen asıl imamlara, onun okuluna git. Okul, gönüller üzerine kurulan okul. İtaatı ve disiplini bir hayatın nasıl ortaya çıkaracağını öğretir. Bir daha. İtaat ve disiplinli bir hayatın nasıl bir hayatını inşa ettiğinin dersidir Uhud. Hayatının içine koy Uhud'u, ganimeti devamı, bak, ganimet mi, devamı, ayrışma kavşağıdır Uhud. Hem sorgulandığındandır Uhud, bak. Ganimet mi, devam mı? Ruh mu, beden mi? Ganimet mi, dava mı, ayrışma kavşağıdır Uhud. Hem sorgulandığındır Uhud. Yani sen kendini hep sorguluyorsun. Maddi, ganimet mi, dava mı? Hicaz'a gelmenin hissi doyumunun yanında simge ve sembollerin içlerini dolduramazsan şekilden ibaret kalırsın ki ülfet belasına düçar olursun. Ha bu mu imiş der, hem de hürmeti kırılır. Şu zararın olur. İşte bu tür şeyleri bilmezsen, hikmetin içsen, ya senelerden beri yanı tutuştun. Hicaz'a gideyim, Yeşil Kubbe'ye gideyim, Kabe'ye gideyim. Yanı tutuştun. Gidiyorsun, tövbe tövbe. Ya bu muydu ya? Allah Allah. Ya bu mu ya? Diğer gibi oluyorsun. Lisan haliyle diyenleri o kadar gördüm ki. Allah da nasip etti bazılarına. Bunları anlattım. Hoca dedi, Allah için gelmeyenlere ilk önce bunu anlat da öyle gelsinler dedi. Bize yapılan bu yanlışlık gibi yapmayın. Ben 3. kafilenin hocasıydım. Otobüste seyahat ederken gitme, daha gidiyoruz ya bir yere.
Oranın simgesini anlatıyordu mikrofonla. Çok da güzel oluyordu. Sonra işte gittiğimiz yerde beş kafile grup vardı. Ben üçüncünün hocasıydım. Baş hoca anladı. Böyle oluyor diye. Ondan sonra oraya topladı. Gittiğimiz yere topladı. Mikrofonu verirdi. Burayı bir anlat. Re'yi anlattım. Mira. Ondan sonra şeyi anlattım. Sığındıkları mağarayı anlattım. Gelecek o herhalde. Hacerül Esved. Ona şirk koşmamayı ve onun dışında kimseyi büyük tutmamayı söz vermenin simgeselliğidir. Onun, Allah'tan başka kimseyi büyük tutmayacağına, ona şirk koşmayacağına, o Rabbim olduğuna söz vermenin simgeselliğidir. Hacerül Esved. Namazda gerçi böyle duruyor, sünnettir ama aslı şöyledir. Yani şöyle göstermek. Hira. Her şeyi duyduk ama Hira'yı duymadık pek. Hira. Neredeyse yarım sayfaya. Hani usta da Hacerül Esved'e imanımı oraya tevdi ettim diye. Onu nasıl anlayacağız abi? İşte onu, imanımı tevdi ettim. Yani şirklerden arındırıp onu tasafi eden bir yer. Şirklerden arındırmak. İmanımı tevdi ettim diyor. Ondan sonra onaylattırdın yani. Onaylattırıyorsun. Yani bir sürü imanlara şeyler karışmış ya. Hira, çözüm odaklı düşünmek mekanının, bak, Hira, çözüm odaklı düşünmek, Hira'ya neye gidiyordu Allah Resulü? Hira. Vahiy. Neye gidiyordu daha? Vahiy gelmeden. Çözüm arıyordu. İnsanlığa bir kurtuluş arıyordu. Bir medet, bir yol, bir güneş bekliyordu. Çözüm bekliyordu Murat. Çözüm. Çözüm odaklı düşünmek, Mekke'nin sorunlarına çözüm arayışıydı. Hira, senin aleminde büyük olanlardan Allahu Ekber demek. Hira, arayış, hakikatin izini sürmek. Hayatımızda hiralar olmalı. Yani çözüm odaklı, nur aramalı. Böyle bir şey, yani kendini düşünmüyor, toplumu düşünüp çözüm arayan bir ruhun hareketidir Hira. Onun için hayatımızın çok safhasında hiralar olmalı. Çözüm arayışında müracaat edeceğimiz yerlerimiz olmalı. Şimdi şey, Barla'da şeyi kullanıyor ya, hani oradaki ayet alıyor, Ashab-ı Kehf'in. Nasıl ki onlar putperestlikten kaçtılar, mağaraya sığındılar. Yani evet. Bu zaman insanı da yaşayıp, evet, mağaralar hükmünde medreselere sığınmak. Medreselere sığınmak. Hira, arayış, hakikaten izini sürmek, hakikatin izini sürmek, hayatımızda hiralar olmalı. Hira, hayatımızın hakikat kökenini oluşturur. Hayattaki arayışın ve insanın Cebrail ve Allah'ın Celle Celaluhu ve de mekanın bütünlüğünün ismidir. Ha, mekanın bütünlüğünün ismidir. Bir daha, hayattaki arayışın ve insanın, hayattaki arayışın, insanın, Cebrail ve Allah'ın ve maddenin bütünlüğünün ismidir Hira. Arayışını, aradığını Cebrail ile bulduğu gibi. Peygamberimiz ne adı? Arayış içindeydi. Aradı. Cebrail ile bulduğu gibi senin de hayatında Cebrail'leri bulunmalı. Senin hayatında da Cebrail'lerin olmalı. Cebrail, cebredici güçlerin, cebredici hakikatlarla dimağını mayalamalı, döllemeli. Tepede, dağda, mağarada arıyor. Niçin şehirden uzak? Resulullah arayışını niye dağda? Şehirden uzak ve dağda. İki şey. Şehirden uzak, dağda. Şehirden uzak, obada değil.
arayışını şehirden uzak ve dağda arıyor. Niçin şehirden uzak? İlgisini ve fikrini etkileyecek bitki ve nesnelerin olmaması. Yani kendisini etkileyecek şeylerden hep uzak durmuş. O anlama geliyor imanası. İnsan suresi ki ikra gelmesi, okumayı kendinden başlamayı başlatmış. Hira, yani ikra bismi rabbikellezi halak. Alak suresi mi? Ne dedi? Kendini okumaya başlamış. Evet. Kendini okumayı. Nerede okuyacaksın? Mağarana gireceksin. Tamam. Burası dağ. Ağaçlar. Mağarana gir. Gir mağarana. Etkilenme gözden, kulaktan, burundan. Bak dağ. Ağaçlar. Mağaraya gir. Allah Allah. Okumayı, anlamlandırmayı, çıkış bulmayı, kendinden başlamayı öğretiyor. Hep hakikati ve harikalığı bekleriz. Değil mi biz? Hakikati ve harikalığı bekleriz. Kendine sorabildiğin sorularını aramaktır Hira. Kendinde sorular soruyorsun ya. Onun cevabını aramaktır Hira. Peygamberin aleyhissalatü vesselam dini bir kalıntısı, malzemesi yoktu. Hiçbir şey yoktu ki. Peygamberin dini bir kalıntısı, malzemesi yoktu. Bizim buraya gelmeye dini bir ritüelimiz var. Mesela biz Kabe'ye gittiğimiz zaman Hira'ya bir inanç, bir imanımız var. Eylemsel orayı görmek istiyoruz. Peygamberin böyle bir şeysi yoktu. Yani nümenesiz, modelsiz, misalsız, patentsiz ilk ve tek örneği. Biz bilinen bir yol, yürünen bir yolda yürüyoruz. Bizim buraya, yani Hira'ya gitmemiz, dini bir ritüelimiz, yani şeklimiz var. Ondan geliyoruz buraya. Bu bize şef veriyor. Hira, dima, kalp bütünlüğüyle aramaktır. Bak, Hira, dima, kalp bütünlüğüyle aramaktır. İz sürmektir, müracaat etmektir. Kendin dışındaki kaynağa yönelmektir manası. Bir daha, Hira, dima, kalp bütünlüğüyle aramaktır, iz sürmektir, müracaat etmektir. Kendin dışında kaynak arama yönelme yöntemidir Hira. Sevde peygamber iken, Hira'da ise peygamber değildi. Bak orada da Hira'da peygamber değil. Sevda gitti ya bu Bekir Sıdık radıyallahu anh'la. Evet. Orada peygamberdi. Sevde ne demek sevde? Sevde peygamber iken Hira'da peygamber değildi bak şimdi. Sev hem yön değiştirerek hem de sürü kiralayarak hem yön değiştirerek hem de sürü kiralayarak kiralamış ferasetini, basiretini ve dirayetini aktif etmekmişler. Şimdi oraya birkaç gün kaldılar. Ebu Bekir Sıdık ne yaptı? Orada çobanı kiraladılar. Sürünü otlatıyormuş ki buralara sür dediler. Kiraladılar. Sürüyü kiraladılar. Ondan sonra onlara o keçiden su sağardı. Ve onların idame-i hayat, hayatın yaşamasına devam oldu.
Burada çok tuhaftır. Bak şöyle diyeyim. Burası Mekke değil. Burası Medine. Sen nerede biliyor musunuz? Yani Mekke'de Medine'ye giderken arada değil. Tam tersi buradadır. Hicret ediyor. Böyle gitmesi gerekirken böyle gitmiş. Bir. İkincisi, çobanı kiralıyorlar. Sürünü buradan geçir. Paraya vereceğiz. Otlatıyorsun diye. Ondan sonra sardını bize sat. Bir kısmını. İki tane şey. Ne demek bu? Niçin buradan buraya gitmemiş? Bak şimdi bir de okuyorum. Hem yön değiştirerek hem de sürüleri kiralayarak bir, feraset, basiret, dirayet sıfatını aktifleştirmiş. Mesela Mekke'de Medine'ye hicret edecek. Takipçiler ne yapması lazım? Bu Medine'ye gidiyor. Burayı takip edecek. Hiç kimsenin hatırına gelmedi. Bu tarafa gitti diye. Yani bir hicret ediyor. Hicret yapılandırmak içindir. Haşa kaçış değil. Buradan buraya gittiği belli. Ne yapması lazım? Bu yolu takip edecek. Bu yolun dışında yol yok. Hep dağlar, dağlıktır. Mecbur oradan gidecek. Yol belliydi. Yakalarız dediler. Ama buradan buraya gitmedi. Böyle gitmesi iken böyle gitti. Niçin? Feraseti, basireti, dirayeti kullanmanın bize dersidir. Bazen bir şey yapmak, yapmamak olduğunu, gitmemek olduğunu, bazen böyle böyle olduğunu, yani feraseti aktif etmek. Kabe ne demek? İlk ibadet mabedi, 2. sure 127. ayette diyor ki, ilk ibadet yeri orasıymış, ilk kıble. Hazreti İbrahim'in ve oğlu Hazreti İsmail aleyhisselamın tarafından inşa edilmiş, hicretten 9 yıl sonra hac farz olmuş, İslamiyet gelmiş, hicretten 9 yıl sonra ne yapar? 19 sene. Soluna alıyorsun Kabe'yi, dönmeyi. Ne demek o? Çok ilgimi çekmişti. Kabe'yi soluna alıp dönüyorsun, sağa almıyorsun. Kabe hep soldadır. Tamam. Dönmeyi, sen gittin mi hiç? Bir defa gittim. Ümre gittin değil mi? He, soldu değil mi sol taraf? Soldu. Bizim söyleydi de. Bizimki de öyleydi abi. Tamam. Sol tarafına almasıyla neymiş biliyor musun? Çok merak etmişti. Çok istedim Rabbim'den. Ya sol tarafa niye alındı? Aslında sağa mı alırdı? Kabe niçin solda? Risale-i Nur'da sol sağ anlamı var. Solu hatırlayanınız var mı? Sol yolun yolcusu var, sağ yolun yolcusu var. Ha o şey. Bir de sol neyi anlatıyor zaman itibariyle? Geçmiş zaman. Harika. Sağ geçmiş zaman. Sol? Gelecek zaman. Sol tarafına almasıyla istikbalini, Kabe'yi, hayatının kıblesi olmayı, kıble yap. Dönmek hayattır. Her şey dönüyor, hayat buluyor. Ataletten metaletten çıkıyorsun. Harekettir. Hareketinin kıblesi, yani istikbali, Kabe olsun. Sol, istikbaldır. Değerin, niye dönüyoruz? Değerin etrafında dönmek, hayatının merkezine koy demektir. Yüreğini önüne koy demektir. Kalbini önüne koy. İmanımıza şahit tutmaktır. Yönünü Kabe'ye dön. Kur'an emrine fiilen katılmaktır. Biz bu aleme sahip olmaya değil, şehit olup şahit olmaya geldiğinin simgesidir. Biz bu dünyaya sahip olmaya değil, biz bu aleme sahip olmaya değil, şahit olup şehit olmaya geldik. Şahit ol Allah'ın sanat ilahisine, Allah'ın şu dünya müzesine, sergisine,
Şahit ol ki şehit olasın. Gene unuttum bir cümle şey yapayım gene dedim ya işte mana geldikçe o zaman orada yazmışız. Tevhid sembolüdür demiştik. Uhud peygamberin hayatımızdaki önemini anlatır. Peygamberin hayatımızdaki peygamberi iman önemini anlatır. Okçular Tepesi neyse biraz bahsettik ama bir cümlede burada eklemişiz. Diman kalbe bağlılığını laf dinlenmekliğinin emniyetini emniyet vermesen başına neler geleceğini öğretir Okçular Tepesi. Laf dinlemesen. Bak Okçular Tepesi. Okçular Tepesi. Ümre hayatının mayası olmalı. Ümre bir cümle olursa hani hayatının mayasıdır. Yani doğru kıbleye mayalanmaktır. Kıbleyle mayalanmak. Hendek Savaşı bir cümleyle münafıkları ve samimileri ortaya çıkarandır. Ümre gene gördüğüm ve yaşanan yanlışlarla meşgul olmamayı öğretir. Yani gidiyorum şimdi ya her siyah kara adam görünce Arap zannediyor. Afrikalı gelmiş yemiyor. Tamam mı? Ticaret için, araba sürmek için temizlik. Her siyah Arap oluyor. Oysa Araplar beyazdır. Peki Ömre ne anlatıyor? Diyor ki haçtan önce. Gördüğüm ve yaşanan yanlışlarla meşgul olmamayı öğretir. Bunlarla meşgul olup seni fiili ve kalbi tövbeden uzaklaştırmamayı, ümrede kazandığın sıfatını hayatına taşımayı öğretir. Ümrede kazanılan sıfatlar var. Hayatına taşı diyor. Kadının ihramı niye elbisesidir? Kadın ihram giymez. Giydiği elbise ihramdır. Hayatının tamamı, kadının hayatının kanamı kutsidir. Hayatı ümredir. Hayatı haçtır kadının. Haca ve ümreye değer hayatları var. Yani öyle bir hayatlar var ki, haca ve ümreye değer bir hayatları var. Onların meyveleri evlatlarıdır ve yuvalarıdır. Hayatları haçtır, ümredir. Onlar hayatın her safhasında haç ve ümre yapıyorlar. Onların elbiseleri ihramdır, haram. Hürmet edilir bir değerdedir elbiseleri. Yani bir şeyi kaldır, bir şey koymaya gerek yok. Erkek de öyle. O yüzden şair olmuş da şair. Şair olmuş. Şairillah. Kadının elbisi şairdir. Şairdir. Biz mesela şair değil. Pantolon giymiş, pantolonau, İtalyanca. Paylaçolar giymiş. Kot pantolonlar nereden çıkmış? Dikende, otlarda zarar görmesin diye Amerikan çobanları giyerdi. Düşük pantolon kim giyerdi? Lut kavmi arkadan gelenlere ben buna uygunum. Onun alametidir düşük pantolon. Ya. İşte kadının elbisesi şairdir, haç şairdir, kadının hayatı haç ve ümredir. Terbiye. Terbiye var ya terbiye getirmek. Lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyke la şerike leke lebbeyk ilahir. Ne demek? Hayatın parolasıdır. Parola. Askerde nöbet tutarken parola söyleyemezsin giremezsin oraya. Zorlarsan vururlar seni. Zikir. Yani niye evrat okuyoruz etrafında? Hakikatlarını hayatına taşımaktır. Tavaf nedir? Ondan sonra ne kadar kaldı? Bir, iki, üç. Çabuk çabuk oku. Çünkü cümle cümledir. İstifade edersiniz inşallah. Tavaf, kainat armonisine katılmaktır. Kainatla bütünleşmektir. Sebe sevata katılmaktır. Kalbi kıble yapmanın sembolüdür. Kalbi hayatı aktifleştirmektir. Kabe, kalp, arş aynı.
kalbi hayatı anlamlandırmak, farkındalığa getirip çalıştırmaktır. Ne? Tavaf. Kalbin derece-i hayatına girmeye gayrettir, fiili duasıdır. Tavaf. Kalbi hayata, kalbin ve ruhun derece-i hayatına çıkmak için kalbi ve fiili duadır. Tavaftan sonra iki rekat namazda kazandığın kalbi hayatına taşımaktır. Sağ elinle istilam etmek ise Bismillahirrahmanirrahim ve lillahilhamd. Böyle istilam. Kabe'yi tam oraya gelince ne demek? Yoksa o Yusuf bilmez. Gittin mi abi? Yok. Ha, mesela tavafa başlayacaksın. Ben buradan başladım. Yok öyle. Nizama sokuyor seni. Herkes bu çubardan başlayacak. Tamam. Hacerül Esved var ya taş, onun hizası. O çizgide geldiği zaman Bismillahirrahmanirrahim diyorsun, tamam mı? O ne demek o? Onu şey yapayım, o da çok merak ederdim. Sol elle değil, sağ elle yapılıyor. Ötelere hakikatini onaylattırmaktır. Kazanımlarını oraya taşımaktır. Varlığında tevhidi onayladığının ispatıdır. Yaşarken tevhidciyim, onu onaylandırmaktır. Sınıf yoklamasına hazır bulunmaktır. Buradayım. Hep beraberiz. Bunlarla beraberim. Hani kalbi 70 defa günde ziyaret edilir ya Cenab-ı Hak. Bazı kalpler şöyle telefon, tövbe anlamak için. Telefon eder Cenab-ı Hak, ya ziyaret eder. Ya Rabbi, kapsam ağlarının dışındadır, ulaşamaz. Ya Rabbi ulaşılamıyor. Ya Rabbi telefonu kapalı. Ya Rabbi başkasıyla görüşüyor, seninle konuşmaya zamanı yok. Yani bazen de açıyoruz. İstilam. Bu sağ eldi. İstilam ne demek? Hayat namazımızın girişi gibidir. Hayat namazdır, girişi bu. Hayır, Allahu Ekber. Yani onunla giriyorsun tavafa. Yoksa namaz, tavaf kabul edilmiyor. Say kabul edilmiyor. Tavaf kabul edilmiyor. Allahu Ekber. Değil mi? Bu da öyle. Allahu Ekber. İki el yapmak sünnettir. Ama bir tanesi şarttır. İstilam. Hayat namazına, namazın girişi gibidir. Hani namazda da istiftah tekbirini gibidir. İstiftah tekbiri var ya. İftitah. Yanlış mı söyledim? İstiftah dedin mi? He, yok. Hayat namazının kalbi hayatına giriştir, istilam etmektir. Safa nedir Safa? Safa ve Merve var. Safa yamaçtır. Başlamaktır. Düz yol değil hayat. Yamaçtır hayat. Ezeli ve ebedi hayatı burada başlatmaktır. Hayat düz yol değildir. Onun için rampaların, yokuşların sembolize eder. Safa ve Merve. Hayat düz yol değildir. İki yeşil arasında hızlı yürü. Orası daha önce çukurdu ve İsmail gözükmüyordu. Fazla da uzaklaşmıyordu ki gözümden İsmail kaybolmasın. Yani gözünün nurunu devamlı gözünün önünde tutmaktır. Yani o şeyi. Safa ve Merve hayatımızın çekirdeğidir. Onu hayatına taşımasıdır. Sadakatin simgesidir. İbrahim Aleyhisselam bıraktı ya iki vadi ortasında bebekle. Kadın şimdi hiç kimse yok. Kime bırakacaksın ya İbrahim? Ben bir kadın, bu bir çocuk. Yani yeşillik yok ki Karadeniz burası gibi. Vadi ya, ne su var, ne ekmek var. Hiçbir kurt var ya. Vadi, kurtlar ya. Hiçbir şey yok. Rabbim emretti diyor. Kadın dedi ki, Rabbim mi emretti? Evet dedi, git dedi. O zaman. Acayip bir şey ya. Saç kesmek, gene geleceğim o
şeye, Safa ve Merve'ye geleceğim. Şey neydi, İbrahim Aleyhisselam'ın karısının adı neydi? Hacer. Hacer. Köle idi, siyah idi, siska ve zayıftı. Tamam. Bu kadının su arama hareketi niye Haç'ta bir sembol oldu, bize lazım, şarttır? Niye bu kadının hareketi bize din olmuş? Onu okuyacağım biraz da. Saç kesmek, canımdan fedakarlık etmenin sembolüdür. Her şey bittikten sonra saç kesiliyor. Kabe tekrar, imanımızın şahididir. Yönünü Kabe'ye çevir, Kur'an'ın emrini yerine getirmektir. Biz bu aleme sahip olmaya değil, şahit olup şehit olmaya geldiğin alametidir. Cebel-i Rahm, Arafat'ta bir tepe. Adem Aleyhisselam'la Havva Validemizin ilk buluştukları yer. İhlas sırrının farkındalığıyla kemal mertebesidir. Melekütü hakikatlerinin beşeri mertebelerinin ortaya çıkmasıdır. İnsanın üç şahsiyetlerinin alayış, neslin devamının mukaddemesinin çekirdeğidir. Cebel-i Rahm. Yani üç tane şahsiyet var ya, beşerilik, ubudiyet, vazifedarlık. Mesela şimdi ben ders yapıyorum, vazifedarlık. Sonra geçeceğim, ders okuyacağım, kendim Kur'an okuyacağım, namaz kılacağım, oruç tutacağım. Bu benimle alakalı. Ubudiyetim. Bir de beşeriyetim var. Yerim, içerim vesaire. Bunu bütüne getirmek. Bir de Adem babamızla Havva validemizin beşeriyetinin beraber olup da neslin başladığı yerdir. Yani üçünün bütünlüğü. Devam ediyor. Uhud ve Medine ne demek? Bak, Uhud'la düşünün. Uhud ile Medine dışsal sosyalleşmeyi anlatır. Dış. Mekke ile Arafat içsel sosyalleşmeyi, bu fark, bütünsel gelmeyi anlatır. Arafat okuyorum. Bir şey kalmadı değil mi? İki tane. Arafat, hakikatından uzun uzaklaşan, hakikatından uzun uzaklaşan insanın aslına kavuşması, karşıtları ile de kavuşmasıdır Arafat. Yani karşıtı nedir? Kadın. Şeyin, Havva validemiz. Bak, Adem Aleyhisselam Haç'tan tavzif için çıktı ya, çıkarıldı. Ne aradı, ne arıyordu? Hakikatından uzun uzaklaşan insanın aslına kavuşması. Başka, kadın insanın karşıtıdır. Erkek de kadının karşıtıdır. Karşıtlarıyla kavuşmasıdır Arafat. Seyr-ü seferdir aslına. Aslına seyr-ü seferdir. Bu da sırrı duanın tahakkukudur. Sırrı duanın. Dua sırrının tahakkukudur. Kabulüşü, kabul edilişidir. Unutmayın bak. Arafat arayışın bulunuşudur. Dualara cevaptır Arafat. Dostlarından ayrılmanın sonucunda dostlarının kıymetini bilmektir Arafat. Adem Aleyhisselam'ın cennetten çıkması sebebi olan Havva validemizi affetmeye, kemalini göstermesine mukabil ikisinin de aflarının tahakkuk sisteminin adetullah işletim sistemidir. Bir onu anladınız mı? Bu acayip bir şey. Bir daha. Adem Aleyhisselam'ın cennetten çıkmasına sebep kimdi? Havva validemiz. Tamam. Adem Aleyhisselam'ın cennetten çıkmasının sebebi olan Havva validemizi affetmek herkesin işi mi? Kemalini göstermesine mukabil. Adem Aleyhisselam affetti, kemalatını gösterdi. Sen beni çıkarttın, sen olmasaydın gelmezdim dememiş. Affetme kemalatını göstermesine mukabil ikisinin de aflarının tahakkuk
sisteminin, adetullah işleminin işi, sisteminin işletimidir. Mesela günah yapıp öyle kalacaktı. Ama şimdi af var. Allah'ın bir af sistemi var. Bunu ilk kim işletti? Adem Aleyhisselam. Yani günah yapardık, sevap yani. Günah, günah, sevap. Hepsi sabit olurdu. Perişan olurduk, yok olurduk. Günahın affedilme bir sistemi var Allah'ta. Onu ilk işleten, kabul görmüş. Adem Aleyhisselam'ı Allah affetmeyi ilk defa olmuş. Bu işletim sisteminin genellendiği bir yerdir. Zamanın ve mekanın aynı noktaya gelmesidir Arafat. Zamanın ve mekan aynı yere gelmiş. Hira, demiştim ya her gidişte farklı olmuştu. Hira'ya bir cümle eklemişim. Arayış ve bekleyiş demekmiş. Peygamber şehirden çıkıyor, dağa çıkıyor. Bak, şehirden uzaklaşıyor, dağa. Nedir? Arayış, bekleyiş. Mekke'de yaşananlara bir son vermenin gayretidir. Vahide Cebrail Aleyhisselam'ın Peygamber Aleyhisselam'ın sıkması ise, biliyorsunuz değil mi? Oku dedi, bilmiyorum. Oku, bilmiyorum. Sonra ne yaptı? Sıktı. Ne oldu? Ondan sonra okudu. Ne olunca sıkın? Sen beni sıkınca okuyabilir miyim? Ne demek sıkmak? Tam zıttı olması lazım. He? Tam zıttı olması lazım. Tam tersine. Okurken okumaman lazım yani. He. Sıkınca okudu değil mi? Bakayım neymiş? Orada anladım. Ne demek biliyor musun? Bak tutması. İyi dinleyin ama. Tuttu, sıktı. Başladı okumaya. Bak. Sıkmak. Sirayet, inikas, insiba sıralaması ile fıtratındaki Kur'an'ın ortaya çıkması için çıkması içindir. Toprağın çekirdeği sıkması gibiymiş. Toprak çekirdeği sıkar değil mi? İçindeki pşşt diye fırlar. Sıkmak, Allah şöyle diyeyim. Peygamber Aleyhisselam'ın 19. mektupta var ya mektubu, mucizeleri. Bakın bütün duasında fiziksel temas var. Çocuk konuşamıyordu, elini göğsüne koydu, siyah gibi bir şey kustu diyor. Hatırladınız? Hazreti Ali'nin karnı ağrıyordu, ayağını uzattı diyor. Ayağını sürdü diyor. Ağrısı gitti. Acı kuyu suyu vardı diyor, tükürüğünü koydu. Ondan sonra hayasız kadın, Allah Resulü'ne lokma istedi yemek yerken, lokmayı verdi. Hayasız kadın dedi ki hayır, ağzını alıp da yutmadığın ağzından ver bana. 19. mektupta Allah Resulü'nün bütün mucizesi fiilidir, temastır. Temas ederseniz sirayet olur. Sirayet üç de yani birbirine kopyala yapıştır. Kopyala yapıştır oluyor. Üç kanun işliyor, unutmayın. İnikas, insiba, bir de sirayet. İnikas, insiba. Sirayet, inikas, insiba. Onu anlatacak. Anlatmadı. İnsiba boyalanmak. Yani kucaklaşmada bu üç sistem aktif oldu. Ruhlanmak. Onun ruhuyla ruhlandı. Kopyalı yapıştır. Var ya cep telefonlarında hatırladınız mı? Arka arkaya getir. Hemen bilgi aktarım oluyor. Hatırladınız mı? Bluetooth gibi. Ha, insiba, ruhlanmak. İnikas, kalbidir. İnsiba, ruhsaldır. İnikas, kalbidir. Sirayet, aklidir. Dimağa aittir. Üçü gerçekleşti. Arafat. Biraz da Arafat'a gireyim. Kendisiyle tanışmaktır. Tanışma nispetinde karşıtını tanımanın olduğudur. Arafat itiraf yeri, marifet yeridir. İnsan olduğumuzun anladığımızın mekanın ve zamanı birleşmesi yeridir. Yani insan olduğunu bilmiyor orada beraber olun diye. İnsan olduğunu anlama mekanı ve zamanıdır. Yani kendini karşıtını tanıma adına zamanın ve mekanın
cem olduğudur. Başka? Kendini doğru tanımanın neticesinde içsel hesaplaşmadır. Başka? Şehadet ile cennet arasındaki berzahın bu taraf ucudur. Bir daha, alemi şehadet var ya burası. Cennet arasındaki berzahın bu taraf ucudur. Başka? Arafat, ubudiyetin sırrı olan duaların ortaya çıkmasına şahit olunan yerdir. Başka? Ademleşmektir. Yokluktan varlığa çıkmaktır. Havalaşmasıdır. Ne demek? Yeistlikten uzaklaşılan yerdir. Ümitsizliğin ortadan kalktığı yerdir. Yeist ortadan kaldırdığı için, ümitsizlik orada ortadan kalktığı için şeytanın en çok rahatsız olduğu yerdir. Beşeriyetlerin insan olduklarının farkındalığının en üst seviyesidir. Yani insan olduğunu orada anlamış. Bak bunu kaçırmayın. Bu çok önemliydi abi Resul. İnsan olduğunu orada anlamış. Çünkü insansız insanlaşamaz. İnsan, oradan çıkarttım bu cümleyi. İnsan, insansız insanlaşamaz. Orada olmuş. İnsanın insan olduğunu anlama geldiği yerdir. Başka, günahlarından temizlenmenin sebebi insanlığının farkındalığı ile tazları ve niyazlarının cem olmasından reddedilmemesidir. Arafat'ta dualar kabul ediliyor ya. Niye ediliyormuş? Çünkü insan olduğunu, farkındalığını kazanıyor, kazanı ve niyazda bulunuyor ve cem olduğunu fark ediyor. Bu farkındalığıyla edilen dua reddedilmiyor. Ondan sonra tekrar sev. Hakikatınla konuştuğun şeyle bütünleşme nispetinde kendini ifade edersin. Bir daha. Hakikatınla, senin bir hakikatin yok mu? Yaratılış hakikatin, esma. Onunla konuştuğun şeyle bütünleşme nispetinde kendini ifade edersin. Başka? Yılmamayı, bırakmamayı, at ve karamsarlığa yapışmamayı öğretir. Sev. Yılmamayı, bırakmamayı, ans ve karamsarlığa yapışmamayı anlatır. Başka? Beşeriyetinin iktizasını icra etmeyi öğretir. Başka? Dava uğruna dünyevi hesapları yapmamayı. Başka? Allah'ın adet ilahiyesini çözmeyi ki hicret yönüne gitmiş. Tam tersine güney tarafı olan Yemen tarafına gitmiş. Hani Kabe, Medine, güney tarafına gitmiş böyle. Neymiş? Yemen tarafına gitmiş. Oysa Medine kuzeydoğudaymış. Şurada. Medine şurada. Mekke burada. Kuzeydoğuda. Kuzeydoğuda şu tarafta. Bu tarafa gitmiş. Oysa Medine kuzeydoğuda ilk etapta güney batıya giderek onları nasıl mağlup etmiş kafirleri? Onları tedbir, dirayet ve basiretle mağlup etmiş. Savaşsız mağlup etmiş. Başka sen Allah Celle Celaluhu orayı niye helak etmedi de hicret izni verdi? Niye onları helak etmedi? Hicret et dedi. Aslında kafirleri helak edebilirdi. El cevap. İnsandaki gizli sırrı için. Oysa bizler her dediğimizin ve istediğimizin olmasını isteriz. Hicret kaçış değil. Hicret kaçış değil. Nedir ya? Onların iman etmelerine fırsat vermekmiş. Kafirler takip ediyordu ya.
kendisi öldürmek isteyenleri. Hiç serf kaçış değil, takip eden kafirlerin, düşmanlarının iman etme fırsatını vermektir. Dinini daha iyi yaşamanın arayışıdır sevr. Hicret yani. Dinini daha iyi yaşama arayışıdır hicret. Davanın bedensel hayatın kurallarını kullanarak göstermektir hicret. Başka yerlerin, başka eğer Kabe'de olsaydı peygamber Medine'ye ne zaman gelecekti? Başka yerlerin hidayete kavuşma bidayetidir, başlangıcıdır. Hicret. Başka yerlere gidince hidayet de gidiyor ya. Kararlığın fiile dönüşmesidir hicret. Bir tane kadar. Biraz da sabredeyim. Safa da ne demek? Safa var ya Safa. Daha önce Merve mi yapmıştık? Merve. Arafat. Safa yapmıştık. Heh. Gene bu Safa. Allah Celle Celaluhu, 2 İbrahim Aleyhisselam, 3 Hacer Validemiz, 4 İsmail Aleyhisselam, 4 tane simge var Safa Merve'de. Allah var, İbrahim Aleyhisselam var, Hacer Validemiz var, çocuk var. 4. Bu ne demek? Allah imanımıza, İbrahim dinimize, Hacer sadakatımıza, İsmail teslimiyetimizi öğretir. Hacın çalımlı yürümesi, Hacer'in, Hacer validemiz yürümüş ya, kadınlar yürümüyor şimdi. Şeytanın ve şeytanın vesvesesine ve nefsin vehmine karşıdır. İtilmiş kalkılmışın, yani kadındı ya, köleydi, siyahydı, cılızdı, kadın ya, kadın. Kadın olmak çok acayip bir şeydir ya. Asr-ı Saadet'ten önce o Arabistan Yarımadası'nda kadın olmak Allah acayip bir şey. Şimdi ne diyor biliyor musun? İtilmiş, kalkılmışın, unutulmuşluğun gibi şeytanın telkinlerin karşı fiili cevabıdır kadının. İtilmiş, kalkılmış diyor kadın. Seni Allah yarattı ama ben seni miskin yarattı falan. O şeytanın bu vehim ve vesvesesine karşı aykırıştır. Allah bu imkanı vermiş. Yani onu da fiilen bize gösteriyor. Kadın itilmiş, kalkılmış, unutulmuş değildir. Hayatın içinde olmakla beraber dini özelliklerimizde de vardır. Diyor bak şeytanın bu vehim ve vesvesesine fiili bir cevap verişidir Hacer validemizin. Aciz dini, sen bak seni bıraktı. Sen İbrahim'e bu ne olacak diyor ya. Bebek de durdu, ölmeni istiyor diyor. Acizliğini ilka ve telkinine karşı güçlülüğünü gösteriyor. Yani yeisin zulümatına, kimsesizlik vahşetine ve erva habisenin vahşetlerine karşı Hacer validemizin fiili haykırışıdır. Hac günahlarla, ümre hayatı anlamlandırarak hayatı mayalamaktır. Müzdelife, şuurlanmaktır. Telbiye, Allah'a söz vermektir. İhram, milliyetçiliğin kalkıp ümmetçiliğe dönüşmesidir. Başkalaşmayı değil, bir olmayı. Her şeyden önce, her şeyden soyunmaktır. Dikişsiz olması bitişikliğine bir şey bırakmak, yani soyut ve somut niteliklerden sıyrılmaktır. İhram. İhram'ı bir de okuyayım. Milliyetçiliğin kalkıp ümmetçiliğin başkalaşmayı değil bir olmayı, her şeyden önce her şeyden soyunup dikişsiz olması bitişiğine bir şey bırakmaktır. Yani dikişsiz. Hayır, bitişiğime bir şey bırakacağım. Ne demek? Soyut ve somut niteliklerden sıyrılmaktır. Süret, varlıkta olup varlık olmayandır. Süret. Süret var ya, bu süret var ya, maddede olup madde olmayandır. Senin şu siman,
Maddede gözüküyor ama sureti madde değil. Bak, varlıkta olup varlık olmayan, varlığın kendisinden olmayan, bununla birlikte varlık kazanma, varlıktan başka bir şeydir ki o da surettir. O zaman yazdım orada. Suret neymiş? Varlıkta olup varlık olmayandır. Maddede olup madde olmayandır. Ne olur bunu biraz tefekkür yapsak. Bununla birlikte varlık kazanıyor burada. Suret, şair ne kadar tesirli olduğunu muhaliflerin çok rahatsız olması delildir. Şair ve suretlerin. Dikkat edin, bir yere gittiğiniz zaman herkes surete bakar. Herkes kimliği bellidir. Alevi midir, sünni midir, namazlı mıdır, namazsız mıdır, şudur budur, hemen belli. Safa ile Merve arasındaki izli koşmanın, koşmaya hervele denilir. Ne demek bu? Birçok hikmetlerinden, hani belirli bir yerde izli koşuluyor. Bir hikmeti şudur. Hacer validemizin Safa'da Merve'ye koştuğu, birincisi bak, Safa'da Merve'ye koştuğu şu, rızık için. Merve'den Safa'ya, şuradan, Merve'den Safa'ya koşması da hayatiyetini korumak olduğundan bu zamanda bu vazife erkeğe verilmiş. Yani kadın niçin hızlı koşmuyor şimdi? Ama Hacer koşmuş. Bak, Safa'dan Merve'ye rızık arayıştır. Safa'dan, Merve'den Safa'ya hayatını korumaktır. İki sıfat. Rızık ve hayatını, namusunu korumak. Çocuğun hayatını korumayacak mıydı İsmail Hazret? Gitti rızık aradı, yaşasın diye. Geldi acaba kurt mu yedi? Geri dönüşü kurt için. Gidişi rızık için. Kadın onun için koşuyordu. Niçin şimdi o koşmuyor? Şu anda o vazife erkeğe verilmiş. Erkek koşacak. Çalımlı yürümek, şeytanın vehim ve vesvesesinden gelen acizlik, itilmişlik, unutulmuşluğun, değer verilmeyişliğin gibi süfli sıfatlarını telkin ediyor. Ona karşı suratına tek tokatlamaktır. Hacer validemiz öyle demişti. Unutuldun. Hızlı yürümenin bir hikmeti de şu, kadının vücut hatlarının ortaya çıkıp fitnelere sebep olmaması için kadında yapılmamış. Şimdi. Hacın makbuliyetinin bir alameti de haçtan ve ümreden dönerken ruhen kendini hafif hissetmen ve sima olarak nurani olmandır. Hac bitiyor. Hacın bir manası, Allah'ın Celle Celaluhu seni affetmesine vesile aramasının evrensel, toplumsal, sosyal ve ekonomik sebeplerinden en büyüğüdür. Orada bulunanların senin imanına şahitlerin olması reddedilmez delilleridir. O kadar kişi bitir bu kap. Ve senin imanına şahittir. Tavaf tekrar. Mikro alemde ve makro alemde olanların vasatı olan tavafın günahlarına boğulmamayı, gurur ve kibir ile rahmetinden uzaklaşmamayı simgeleyen merkez kaç ve merkez çekimi ile gösteriliyor. Tavaf. O zaman olduğu için tamam. Yani mikro ile makro, küçük ile büyük. Yani insanla kainatın özdeşleşmesi için dönerken, hani bir şey döndüğümüzde üzerindeki şeyler, mesela şunu döndersem üzerindekiler atılır ya, üzerindeki pisliklerin atılıp makro ile mikronun bütünleşmesinin simgesidir. Kabe'nin kara olması, örtünün siyah olması Murat, günahları üzerine almasındandır. Kainattaki kara deliklere işarettir. Ademi vücutları simgeler, bu ademlerden kurtulmaya işarettir tamam. Yani Kabe'nin siyah olması, yani gelen insanların bir sürü pislikleri var günahlı. Hepsini üzerine alıyor. Allah Allah Allah, beyaz mı olur, sipsiyah olur? Onu anlatır. Kainattaki ise kara delikleri anlatır. İnsanın ademi vücutları var, günahları.
onlardan sıyrılmanın ifadesidir. Tavaf tekrar bir cümleyle, yaşadığın özel dünyalarından sıyrılmaktır. Ümre ve hac çevrenin tesirlerinden kurtulmayı fırsatına çevirmektir. Uhud, tevhid sembolize eder, semboldür. Peygamberimizin aleyhissalatü vesselamın hayatımızdaki emniyetini anlatır. Okçular Tepesi tekrar, dimağın kalp ve bütünlüğü nispetinde istikametini sağlayabileceğini anlatır. Laf dinlemenin emniyetini, emniyet vermezsen senin başına neler geleceğini ümmete fiili bir provasıdır, öğretiyor. Ömre hayatının mayasıdır. Hayatına maya olmalı, hayatına mayalandırmalı, hayatını kıblesine koymanı anlatır. Hendek Savaşı demiş, münafıklarla samimileri ortaya çıkarmak içindir. Ümre doğru yaşama ivmesini, gayretini verir. Yaşlılarla, negatiflerle meşgul olmamayı öğretir. Kadınların ihramın normal gündeki hayatlarındaki aynı olması, hayatları haram saha olduklarını, onların hayatları haram saha olduklarını ve ömürle bu mana devamlı ümrede hürmette olduklarını, onlar devamlı ümre ve hac gibi değerli olduklarını, ümreye denk değerli hayatlar var olduğunu gösterir. Tesettürlü kadın ümre yapıyormuş gibi oluyor her an. Terbiye hayatın parolası dedik. Zikirler hakikatlerin hayata taşımaktır. Tavaf kainat harmonisine katılmaktır ve kainatla bütünleşmektir. Sebe semavata katılmaktır. Tavaf kalbi kıble yapmanın sembolüdür. Kalbi hayatı aktifleştirmektir. Kalbin derece hayatına girmeye gayrettir ve fiili duasıdır. Tavaftan sonra iki rekat namaz kılmak ise yapılan kavli ve fiili dualara amin demekmiş. Sağ elinle istimal etmek ise ötelere hakikatını onaylattırmak, kazanımlarını oraya taşımak, sanki flaş belleği karşıya kopyalamak, flaş belleği karşıya kopyalamak, müsaadesini vermektir. Sınıf yoklamasında hazır bulunmaktır. Hayat namazına girişi gibidir. Hani ya namazda iftitah tekbiri gibi kalbi hayatına giriş tekbiridir. Safa ve Merve hayatımızın çekirdekleridir. Saç kesme canından ve malından fedakarlık sembolüdür. Kabe tekrar bütün niteliklerden toplandığı yerdir. Bütün güzel niteliklerin toplandığı yerdir. Sabrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Biraz fazla oldu, farkındayım ama sizin de bu sembollerden istifade etmenizi de çok istiyordum. İnşallah dinleyenler de istifade edecek. Bu sürü ümre ve haca giden kardeşlerimiz inşallah malzeme olur. Ama ücreti de vardır. Buna mukabil bize dua edecekler. Vahir devamım. Enilhamdülillah Rabbil Alemin. El Fatiha.